Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. 5 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. 19 Kasım'da da Boğa Burcu'nda gerçekleşecek bir ay tutulması var. Bunlar Kasım ayının en önemli olayları. Madem gökyüzünde bu kadar akrep burgusu var, biraz akrep burcunun doğasından bahsetmek istiyorum sizlere. Akrep burcunun en Temel gerçeği esasında bilincin derinliklerine dalmaktır. Doğruyla yanlışı birbirinden ayırmak onun için çok önemlidir. Satır aralarını okumak, görünenin arkasında her zaman daha fazla bir şey olduğunu düşünmek, şüphe duymak, sağlıklı bir şüphe duymak akrep burcunun doğasında vardır ve bir dönüşüm burcudur. İşe yaramayanı, çürümüş olanı, gerekiyorsa kriz yaratmak pahasına söker atar ve değişim yaratır akrep burcu. Bu noktada da her şey ya siyahtır ya beyazdır. E, grilere çok fazla yer yoktur akrep burcunun doğasında. Gölge anlamına baktığımız zaman da akrep burcu manipülasyonları, e, takıntıları e, da ifade eder. Olayları biraz daha kendi menfaatimiz yönünde yönlendirmek ya da belli bir e, düşüncede saplantı yapmak e, Akrep Burcu'nun bize getirdiği özelliklerdendir. Kasım ayı genelinde Akrep Burcu vurgusu fazla olacak ve e, bu Kasım ayı özellikle e, 19 Kasım'daki boğa ay, ay tutulması e, sebebiyle önümüzdeki iki senenin bir nevi bize fragmanını verecek. O zaman bu ay e, önümüze gelen e, olaylara karşı çok direnç göstermemek gerekiyor çünkü gökyüzünde önemli bir e, değişim enerjisi var mümkün olduğu kadar akrebin gölge taraflarına düşmeden bu değişim enerjisini arkamıza almamız gerekiyor ki önümüzdeki iki sene için bu Kasım ayını bir yatırım olarak değerlendirelim 30 Ekim'de Mars akrep burcuna geçti ve 13 Aralığa kadar da bu burçta ilerleyecek yani Kasım ayı boyunca bizim. İrademizi ortaya nasıl koyduğumuzu gösteren Mars akrep burcunda olacak. Mars akrep burcundayken bizim davranışlarımız, hareketlerimiz daha hedef odaklı olur. Daha tutkulu ve kararlı davranmaya e, yatkın oluruz. Bundan önce bir buçuk ay boyunca Mars terazi burcundaydı. O zaman daha fazla dengeleri gözeten, uyumu arayan bir e, enerji vardı gökyüzünde. İşte şimdi daha kararlı harekete geçebileceğimiz eylemi destekleyen bir enerji var. O dönemde atamadığımız adımları belki bu dönemde atıyor olacağız. Siz ikizler ve yükselen ikizler özellikle çalışma hayatınız, çalışma ortamınız, arkadaşlarınız, günlük düzeniniz, günlük akışınız ve sağlığınızla ilgili konularda daha hareketli olacaksınız Kasım ayı boyunca. Uzun zamandır bu alanlarda atmak isteyip de atamadığınız adımları cesaret edemediğiniz girişimleri gerçekleştirebilirsiniz. Belki Kasım ayı içinde sağlığınızla ilgili bir takım değişimler yapacaksınız. Beslenme düzeninizde bir takım değişiklikler yapacaksınız. Yani günlük akışınızı değiştirmek isteyeceğiniz bir ay olacak Kasım ayı. Venüs 5 Kasım'da Oğlak burcuna geçecek ve 6 Mart'a kadar da Oğlak burcunda ilerleyecek. 4 ay boyunca Venüs'ün bu burçta ilerliyor olmasının sebebi Venüs retro yapacak önümüzdeki ay. Bunu Aralık videosunda detaylı konuşacağız zaten ama 4 ay boyunca biz Venüs Oğlak etkisindeyiz. Nedir bu Venüs Oğlak etkisi? Bizim e, sevgi ifade etme şeklimizi anlatıyordu Venüs. Sevgi ifadesinde daha fazla sorumluluk alma eğilimi içinde olacağız. Olaylara, ilişkilere daha ciddi bakma e, ön planda olacak. Sözlerden daha çok davranışlar e, kıymetli olacak. Bu süreçte Venüs'ün Oğlak geçişinde yani 4 ay boyunca aslında siz maddi konularda... Ee, risk yaratan alanlara daha fazla odaklanacaksınız. Belki korkularınıza da daha fazla odaklanıyor olacaksınız, giderlerinize, harcamalarınıza ve bu alanda sorumluluk almak gerekiyorsa eğer rahatlıkla da sorumluluk alacağınız dönemler olacak. 5 Kasım'da e, akrep burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay e, sert etkili bir yeni ay. Sizleri daha çok çalışma hayatı üzerinden etkileyecek bir yeni ay olacak çalışma hayatında sizleri nelerin engellediğini düşünüyorsunuz ve bu konularla ilgili bir takım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu alanlarda bazı değişimler yaratmak isteyebilirsiniz. Çalışırken ya da emek harcarken sizin dışınızda gelişen olaylar sizi nasıl sıkıntıya sokuyor? Bunu fark edebilirsiniz. Bununla ilgili bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa eğer bunlarla ilgili de bazı sorunların, aksamaların olabileceği dönem olacak yeni ay dönemi. Bu süreçte aşk hayatında partnerinizden destek alabilirsiniz. Ve bu dönemde sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Yeni ay öncesindeki birkaç gün ve yeni ay sonrası Uykusuzluk yaşanabilir ya da tansiyon problemleri olabilir. Üreme organlarında ve sinir sisteminde hassasiyetin olabileceği dönemler olacak yeni ay civarı. Ve 5-6 Kasım'da da iletişim gezegenimiz Merkür Akrep Burcu'na geçiyor. Bizim nasıl düşündüğümüzü, nasıl algıladığımızı anlatan Merkür Akrep Burcu'ndayken Olayları daha çok irdelemek, satır aralarına girmek, ilgilendiğimiz bir konunun sonuna kadar e, devam etme hali söz konusudur. Siz Merkür'ün Akrep geçişinde zihninizi daha çok e, sağlıkla ilgili ve çalışma arkadaşlarıyla, çalışma ortamıyla ilgili olan alanlara daha çok odaklı olacaksınız. Buradaki diyalogları biraz daha fazla sorgulayabileceğiniz bir dönem 6-24 Kasım aralığı. Mümkün olduğu kadar bu dönem düşüncelerde çok da fazla takıntı yapmamaya dikkat edilmeli. 10 Kasım önemli bir gün. 10 Kasım civarında zorlu bir açı oluşuyor gökyüzünde. Bu tarihte sağlığınıza dikkat etmeniz önemli çalışma arkadaşlarıyla da çatışmalara girmemeye çalışmak gerekiyor. Çünkü sözlerin de oldukça kırıcı e, olacağı günler olacak. 10 Kasım civarı bu anlamda daha dikkatli olmak faydalı. 12 Kasım'da ise gökyüzünde güzel bir görünüm var. Olumlu bir açı var. Daha fazla sezgileri ve ilhamı besleyen bir e, açı bu. Sizin de e, işinizle olaylara bakış açınızı biraz daha farklılaştırabileceğiniz bir gün. Daha farklı paylaşımlar iş arkadaşlarıyla yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda kariyerinizle ilgili hedeflediğiniz noktalarda belki 12 Kasım civarı eyleme geçmek de mümkün olabilir. Bunu da destekleyen bir görünüm. 15, 16, 17 Kasım'lara da baktığımız zaman birlikte çalıştığınız kişilere karşı gereğinden fazla bir özgüvenle, kibirli yaklaşımlar sergilememeye dikkat etmeniz gerekiyor ve e, sağlık konularında da yine temkinli olunması gereken günler olduğunu söyleyebiliriz. Ve 19 Kasım'da e, boğa burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulmaları önemlidir çünkü etkileri uzun sürelidir bir sonraki ay tutulmasına kadar yani 6 ay boyunca biz bu etkileri alırız. Bu ay tutulması şöyle önemli. Ee, biz son 1,5 senedir ikizler yay e, burçlarındaki tutulmalarda ilerliyoruz. Daha sonra da e, boğa akrep burcunda olan tutulmalara geçeceğiz. 1,5 senede o şekilde devam edecek. Temmuz 2023'e kadar. Fakat bu geçiş olmadan evvel son tutulmadan bir önceki tutulma bir nevi fragman gibi Sonraki burçları ifade eden e, alanda olur. İşte bu boğa tutulması da öyle bir tutulma Yani aslında Temmuz 2023'e kadar yaşayacaklarımızı önümüze geleceklerin bir nevi e, ön hazırlığı diyebiliriz Bu Kasım ayında karşılaşacaklarımızda Sizler daha çok, Yarım kalmış, tamamlanmamış konuları tamamlama doğasında olacaksınız. Bunları yaparken belki iç süreçlerinizle ilgili bir takım muhasebelerde bulunabilirsiniz. İnançlarınızı e, sorgulayacağınız dönem olacak bu dönem aslında. Mümkün olduğu kadar detaylara e, saplanmamak, bu saplanılan detaylarda güvenlik aramamak sizler için önemli olacak. Hukuki ve ticari e, konularda da birazcık, e, Çözmeniz gerekecek e, olaylarla karşılaşabilirsiniz. Günlük akışınızı e, gerçekten değiştirecek bir süreç. Yani uzun dönemde de aslında bu tarz olaylar yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Mümkün olduğu kadar karşılaşılan olaylarda alt metni okumak ve e, değişime karşı direnç gösterilmemek önemli oluyor. E, manipülasyonlar da oldukça fazla olacaktır bu ay tutulması civarında e, yanlış yönlendirmelere kanmamak önemli olacak ve 21 Kasım'da takıntılı düşünceler geliştirmek e, kendi düşüncesine e, karşı olan düşüncelere tahammülsüzlük, Gerginlik yaşamak mümkün. Bu yüzden mümkün olduğu kadar 21 Kasım civarında fikir çatışmalarından uzak durmak gerekiyor. 24 Kasım'a baktığımızda da iletişim gezegeni Merkür Akrep'ten çıkıp artık Yay Burcu'na geçecek. 13 Aralık'a kadar da burada olacak. Bu dönemde kendine güven, zihnin, düşünce şeklinin daha iyimser olması söz konusu. Biraz daha fikirlerimizle karşımızdakileri inandırma isteği içinde olabiliriz. Aynı zamanda karşı tarafın hislerini çok fark etmeyip konularda bir takım zorlamalara girebiliriz. Karşı tarafı zorlayabiliriz. Düşüncelerde abartma söz konusu olabilir. Sizler bunları daha çok İkili ilişkiler üzerinde yaşayacaksınız. İkili ilişkiler daha bir iyimser bakma hali var. Karşı tarafı daha çok keşfetme isteği var ama bir o kadar da karşı tarafın hislerini çok göz önünde bulundurmamada söz konusu olabilir. 29 Kasım'da ise yine olumlu bir görünüm var. Meslek yaşantınızda uzun süredir atmak istediğiniz bir adım varsa o gün bunu gerçekleştirebilirsiniz. İdealleriniz için sizi harekete geçmeyi destekleyen bir gökyüzü açısı 29 Kasım'da. Evet zorlu bir Kasım ayı bizleri bekliyor ama hepimize kolaylıkla geçmesini diliyorum bu ayın ve Aralık ayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.